24 Ekim 1978. Ecevit'in 4 yeni Amerikan üssünün açılmasına izin vermesi. Bülent Ecevit Başbakanlığındaki Türk hükümeti Sinop, Pirinçlik, Belbaşı ve Kargaburun'da 4 yeni Amerikan üssünün açılması kararını verdi. Avaz Türk yazarı İlhami Yangın'ın Kontra Gerilla ve Bahçeli Evler Katliamı başlıklı yazısında Sinop ve Samsun'da bulunan Amerikan radar üslerinin İstanbul Eyüp'te ve Ankara Çankaya'da bulunan Kontra Gerilla merkezlerine bağlı olarak çalıştıklarını yazdı. Yazıya göre Türkiye'de oluşturulan Kontra Gerilla'nın ana karargahı Çankaya ilçesine bağlı olan Bahçeli Evler semtindeydi. Yazı şöyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi ülkelerde oluşturduğu askeri malzeme depoları Tuzlok olarak isimlendirilmişti. Görünürdeki işlevi depo olan bu merkezlerin asıl niteliği gizli ABD askeri üssü olmalarıydı. NATO'ya üye olduğumuz günden itibaren Türkiye'nin birçok yerinde Tuzlok kurulmuştu. Depo yapılacak gerekçesiyle ABD'ye verilen bu askeri alanlarda son derece gelişmiş telsiz ve haber alma sistemleriyle radar cihazları bulunuyordu. Söz konusu Tuzlok depolarının en bilinenleri İstanbul, Sinop ve Samsun'da bulunuyordu. Bu üslerin asli görevi Sovyetler Birliği'ni izlemekti. Bir Tuzlok da Ankara'da bulunuyordu. Ankara'daki Tuzlok, Kontra Gerilla'nın idari merkezi olan Çankaya ilçesi sınırları içerisindeki Balgat semtindeydi. İstanbul, Sinop ve Samsun'da bulunan diğer Tuzlok üsleri de Ankara'daki ana Tuzlok'a bağlıydı. Ana karargahın bulunduğu Bahçeli Evler semtinde hummalı bir çalışma yürütülüyordu. Kontra Gerilla organizasyonunun kurucularından Ruzi Nazar işin başındaydı.